penceresini sileceğimiz binaya geldik. Kapı girişinden başlıyoruz. Daha sonra yukarıda bir katımız var. Oranın camlarını sileceğiz. Ondan sonra aşağıya bodrum katına ineceğiz. Bölüm bölüm sizlere göstereceğim. Bu işi yaparken sermaye gerektirmiyor arkadaşlar. Bu işte arabaya da ihtiyacınız yok. Şuradan şöyle, şuradan da şöyle alıyorum. Almanya'da çalışacak. Aç kalmaz. Arkadaşlar bu işleri bulmak da çok kolay. Bankalara gidebilirsiniz, restoranlara gidebilirsiniz. Bu işten gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Poşal, tek fiyat yapabilirsiniz ya da metrekare üzeri yapabilirsiniz. Bazen buralarda kurbağa oluyor, fare oluyor, kör yılan oluyor. Nemli olduğu için giriyor. Evet arkadaşlar, şu an penceresini sileceğimiz binaya geldik. Kapı girişinden başlıyoruz. Daha sonra yukarıda bir katımız var. Oranın camlarını sileceğiz. Ondan sonra aşağıya bodrum katına ineceğiz. Oranın camlarını sileceğiz. Bölüm bölüm sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu işi yaparken sermaye gerektirmiyor arkadaşlar. Çünkü bu işe başlamanız demek en fazla harcayacağınız 300 euro gibi bir rakam. Bu işte arabaya da ihtiyacınız yok. Çünkü neden yok? Gideceğiniz yere otobüs ya da bisikletle de gidebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok fazla görüyorsunuz, bir poşet içerisinde sopanız olur. Ondan sonra bez ihtiyacınız var tabii ki. Çek bir de cam şeyi. Ben bez kullanmıyorum. Çünkü onun yıkamasıyla falan uğraşmıyorum arkadaşlar. Böyle kağıt havlu kullanıyorum. Şöyle. Sildikten sonra zaten pat pat. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle alıyorum. Görüyorsunuz. Tertemiz oluyor. Uğraşmanın gerçekten bir anlamı yok yani. Çünkü bez alacaksın, bezi yıkayacaksın, kurutacaksın vesaire vesaire. Hiç uğraşma. Tabii bu biraz pahalıya geliyor yani her seferinde. Bunu kullanmak, şey yapmak biraz lükse kaçıyorum. Şimdi hemen arkada da silelim. Almanya'da çalışacak. Aç kalmaz. Arkadaşlar bu işleri bulmak da çok kolay. Bankalara gidebilirsiniz, restoranlara gidebilirsiniz, bürolara gidebilirsiniz. Direktman onlarla konuşabilirsiniz. İşte ben cam siliyorum, cam temizliyorum vesaire gibi. Bunun için gerekli olan broşürünüzün olması ya da bir kart vizitinizin olması. Yani direktman gidip kendiniz konuşabilirsiniz arkadaşlar. Bu işten gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Poşal, tek fiyat yapabilirsiniz ya da metrekare üzeri yapabilirsiniz. Bu işleri yaparken anlaşmanız önemli. Çünkü bazı insanlar yani şey istiyor, sadece cam temizlensin istiyor. Bazıları da kasalar da temizlensin. Şimdi bir yukarıda göstereceğim onun örneğini. Bu tamamen anlaştığınız kişiye bağlı. Hani ne şekilde anlaşıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama cam temizliği işinden güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu samimi söylüyorum. Bu arada en güzel cam silinecek hava kapalı ve yağmurlu havalar. Hem iz bırakmazsınız hem de güzel temizlikler yaparsınız. Görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Oluyor. Şurayı da içten bir silelim. Ondan sonra yukarıya çıkarız. Ben sadece size diğer yaptığım binaların camlarını göstermeyeceğim. Burası zaten yeterli. En problemli olanlar arkadaşlar vinta kartınlar, yani kış bahçelerinin camları. Onlar biraz sıkıntılı oluyor. Şurada köşemiz kalmış. Orayı da bir silelim. Güzel oldu. Hadi gelin şimdi yukarıya bakalım. Kasaları göstereyim size, nasıl temizliyoruz. Camlarımız bu. Bu cam açılmadığı için dışını temizleyemiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar en sermaye gerektirmeyen ve güzel para kazanabileceğiniz işlerden bir tanesi. Dediğim gibi kasalar bunlar. Bazı insanlar işte bunların da silinmesini istiyor. Tabii o zaman fiyat artıyor. Tam kapıya geldim. Karşı komşu hemen çevirdi. Cam siler misin dedi tekrar. Tabii silerim dedim. Niye? Mayıs ayına randevu verdim. Çünkü onun öncesinde doluyum. Şimdi bahçe sezonu da başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz
Kullandığınız malzeme çok önemli. Mesela cam sili piril de kullanabilirsiniz. Pirille su yapabilirsiniz ama o biraz iz bırakıyor. Onun için ben cam sil kullanıyorum ama kaliteli cam sil kullanıyorum. Bu lastikler çok önemli. Buna her zaman bakmanız gerekiyor. Çünkü çektiğiniz an iz bırakıyor. Onun için devamlı temiz bakmanız gerekiyor malzemelerinize. Temiz iş yapmak için. Biliyorsunuz böyle kasaları siliyorsunuz. Tabii ben şimdi bunu şey yapmayacağım. Bakayım şöyle bir önce cama. Şurada birazcık lekemiz var. Hemen onu da şöyle bir silelim arkadaşlar. Bir silelim. Böyle cam silerken yanınızda muhakkak şöyle bir fırça olsun. Çünkü neden? Kasaların içlerinin örümceklerini ya da tozlarını almanız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Tabii çerçeveler eski olduğu için artık hani kir yapışmış çıkmıyor hani tam şey olarak. Boyanması gerekiyor tabii yılların çerçeveleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Camımızı sildik. Şu çöplerimiz. Camımızı kapatalım önce bir. Hemen şuraya da şöyle sıktık mı? Cam silimizi. Şuradan da şöyle. Görüyorsunuz. Yani çok basit aslında. Hemen şurayı da içten bir silelim. Buraya dıştan bir şey yapamıyoruz. Çünkü cam açılmıyor. Burası da bitti. Şimdi arkadaşlar bodrum katına ineceğiz. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Bunun içini temizleyeceğiz arkadaşlar. Buraları alacağız. Ama önce ne yapıyoruz? Kendimize yer açmamız gerekiyor. Bayağı örümcek ağları falan var arkadaşlar. Öncelikle şuradan şeyimizi alalım. Bunlar silinecek tabii. Örümcekleri görüyorsunuz. Şöyle bir tık yukarı çıkmam gerekiyor. Görüyorsunuz. Bazen buralarda kurbağa oluyor, fare oluyor, kör yılan oluyor. Nemli olduğu için giriyor. Ben çok dikkat ediyorum. Çünkü neden? Birdenbire elinize atıp yapışmak kötü bir his. Güzel bir şey değil. Görüyorsunuz. Burayı da ben, şimdi diğer camları da hani silerken göstermeyeceğim. Burayı da numune olarak gösteriyorum. Fazla uzatmanın da bir anlamı yok videoyu. Şimdi camımızı güzelce bir silelim arkadaşlar. Şimdi silelim bakalım camımızı. En temiz işlerden bir tanesi arkadaşlar. Neresi geliyor? Gitti. Güzel. Ben iş yaparken birinin gelmesine sinir oluyorum. Çünkü işinden alıkoyuyor, soru soruyor. Maalesef Almanlar biraz muhabbeti seviyor. Bir de benim çalıştığım yerlerde çok yaşlı Alman var. Onun için muhabbeti sevdiklerinden dolayı işim aksıyor. Onun için sevmiyorum kimsenin olmasını. Böyle yaparsanız suyu da dökmezsiniz yere. Ben şimdi şuradan şunu bir ıslatayım. Buraları silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çıktığı kadar hani çok şey yapamam ama en azından çıktığı kadar çıkarabildiğim kadar şöyle sileceğim artık siliyorum zaten. Şunları bir alalım şöyle. Gene aynı şekilde arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Gene kazıyoruz. Şöyle güzelce. Ondan sonra şunu da şöyle bir siliyoruz o kadar. Görüyorsunuz. Kazınıp boyanması lazım. Yani gerçekten kazınıp boyanması lazım arkadaşlar. Neyse şunu alalım. Şunu şöyle. Şurayı da bir kapatalım. Tekrardan şunu bir sıkalım. Böyle güzel.
güzelce şunları da bir silelim şöyle. Poşetimize koyalım. Şunu da şöyle kenara atalım. Ondan sonra şöyle bir daha bir silelim şöyle. Güzelce. Güzelce güzelce. Oo, fırçamız bu. Altın değerinde arkadaşlar. Çok iş görüyor. Onun için malzememize her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. 2 liralık bir fırça ama onun önemi 2 lirada değil, yaptığı işte işlerde. O 2 liralık şey size dünyanın parasını kazandırıyor. Evet arkadaşlar. Oh, yoruldum. Evet arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi burada cam silerek de güzel paralar kazanabilirsiniz. Bunun için sermayenizin en fazla ve en fazla 300 euro olması yeterli. Arabaya ihtiyaç yok. Bisikletle de gidip gelebilirsiniz. Ya da otobüsle ya da trenle gidip gelebilirsiniz. Ve en kolay alınabilecek işlerden bir tanesi. Biraz da uygun fiyat yaparsanız güzel paralar kazanırsınız. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Ezer. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. They tell me that I'm never gonna make it.